Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir kuluçka makinesi yapımıyla daha karşınızdayım. Yine gördüğünüz gibi bir tane daha kuluçka makinesi yaptım. Bu makine de yine aynı şekilde Arduino ile çalışıyor. Yapay zeka ile çalışan bir kuluçka makinesi. Bunun diğer yaptığım makineden farkı ise arkadaşlar, daha küçük bir strofor kutuda ve tam otomatik bir çalışma prensibinin olması. Yani siz buna yumurtayı koyduğunuz zaman yumurtanın gelişim süreci tamamlandıktan sonra siz sadece yumurtaları yölden çıkartıp zemine koyuyorsunuz. Onun haricinde başka hiçbir şey yapmadan civcivlerin çıkımını bekliyorsunuz. Diğer her şeyi makine kendisi hallediyor. Ama daha önceki yaptığım videolarda içerideki nem ayarı için sizin sürekli ya su ekleyip ya da suyu çıkartmanız gerekiyordu. Yani bu şekilde bir nem dengesi sağlamanız gerekiyordu. Ve bu da sürekli takip etmek gerektiriyordu açıkçası. Her gün makinenin başına geçip de makineyi kontrol etmek de istemiyorsanız böyle bir makine yapmanız gerekiyor. Bu makinenin dediğim gibi tam otomatik bir makine. Her şeyi tamamen kendisi ayarlıyor. Şöyle kısaca makineye özet geçmek istiyorum. Şöyle üst kısmında bütün devre bulunuyor. Normalde burada tabi gördüğünüz gibi kablo karmaşası vesaire çirkin bir görüntü var. Tabi bu kutulandıktan sonra böyle bir görüntü kalmayacak. Şöyle malzemeleri sayalım. Şurada yine kontrol amaçlı bir LCD panelimiz var. Burada içerideki sıcaklığı ve nemi takip edebiliyoruz. Burada kontrolcülerimiz var. Arduino Nano. Burada kontrolcülerimizin kontrol edebilmesi için arada bir anahtar olduğunu söyleyebilirim. Arduino Beyin ise aradaki anahtar da eliniz oluyor. Yani buradaki beyin Arduino, buradaki el de role devresi oluyor. Buradaki sıcaklık, nem ve içerideki yumurtaların çevrilmesi buradan kontrol ediyor. Onun dışında şurada gördüğünüz gibi iki tane adaptör var. Bir tanesi nem için, diğeri ise fan ve Arduino'lar için. Geri kalan tüm sistem 220 voltta çalıştığı için bir de 220 volt bir kablomuz var. Tüm elektriği tek bir 220 volt kabloyla alıyoruz. Diğer bütün dağılım burada oluyor. Kutunun yan kısmında ise nem bölümü var. Burada içeride gördüğünüz gibi bir tane nem nozülümüz var. Bu nem nozülü içeride nem oluşturarak bu kısımda nem birikiyor ve üstten boru ile makinamızın içine nem gönderiyor. Nem nozülünün kablosu var. Hatta şu an çalıştı ve şu anda durdu. Gördüğünüz gibi çalıştığı zaman içeride bir nem yoğunlaşıyor ve buradan boru ile içeriye aktarılıyor. Ben denediğim testlerde şunu fark ettim. Tek boru kullanıldığında içeri çok fazla nem ulaşmıyor. O yüzden çift boru kullanmak daha iyi açıkçası. O yüzden buraya ben bir tane daha boru ekleyeceğim. Şimdi zaten yumurtaların ilk günlerinde nem aşırı fazla önemli olmadığı için şimdilik bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama ilerleyen süreçte çıkım günlerine yaklaştığımızda nem daha önemli olduğu için o yüzden buraya bir hortumu daha ekleyeceğim. Muhtemelen bu aceleye geldiği için biraz açıkçası ekleyemedim ama çok yakında ekleyeceğim bunu da birkaç güne. Burada gördüğünüz gibi nem nozülümüzden gelen kablomuz var. Bu şekilde makinenin üst kısmına gidiyor. Burada da nem nozülünün adaptörü var gördüğünüz gibi. Bu belli bir aralıklarda Arduino içerideki nem seviyesini %50 ila %70 arasında tutmaya çalışıyor. Kontrol halinde bir açıp bir kapatarak yani içerideki kontrolü sağlıyor. Burada bir önemli husus daha. Bu kullandığınız kapın arkadaşlar kapak kısmını contalı bir kapak kullanın. Contalı bir kapak kullanmadığınızda şöyle gördüğünüz gibi buralardan fazla nem oluştuğu için suyu dışarı veriyor. Siz direkt nem nozülünü makinenin içerisine de yerleştirebilirsiniz. Biz daha büyük bir strofor kutu bulamadığımız için mecburen dışarıda yapmak zorunda kaldık. İçeride yaptığınız zaman böyle boru vesaire teferruatından da uğraşmanız gerek kalmaz. Direkt makinenin içerisinde olur. Hem dışarıda olduğu için içeriden daha fazla çalışıyor. Çünkü içeride olduğu zaman direkt nem aktarıldığı için sıkıntı olmuyor. Ama burada önce bir haznede oluşturuluyor. Ondan sonra aktarıldığı için nem nozülü çok çok daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Gördüğünüz gibi zaten sürekli bir çalışıp kapanma içerisinde. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Ama dediğim gibi daha büyük bir kutu kullanıldığında bunu içeri alınmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de bu nem nozülünün şöyle bir dezavantajı var. Nem oluştururken suyu da sıçratıyor arkadaşlar. Bir dalgalandırıyor. Eğer makinenin içine koyacaksanız yumurtalardan biraz uzak olması gerekiyor açıkçası. Yumurtaları su fışratır. Kesinlikle çok kötü bir şey. Yani yumurtalara su gelmemesi gerekir. Kısacası kap bu şekilde. İçerisinde bir adet de şamandıra var.
Şurada şamandıramızın ucu var ama şu an içeride nemden şamandıra gözükmüyor. Ama içeride de bir şamandıra sistemi var. Şurada bıraktığımız hortum ucuyla ek bir depoyla su haznemizin sürekli dolmasını sağlayabiliriz. Şamandıra şu an bırakılı, hazneyi de ilerleyen zamanlarda takacağız. Şu an makineyi çalıştıralı 2 gün oldu. Dıştan görünümü genel olarak bu şekilde. Şimdi size iç kısmını göstereyim. Şöyle makinamızın iç kısmı da bu şekilde. Makinenin içinde açıkçası çok fazla bir şey yok. Şöyle detaylı göstermek gerekirse şurada bir tane nem ve sıcaklık sensörümüz var. DH-11. Onun yanında şu sarı ve siyah birleşen kablo gördüğünüz bu yumurta çevirme yönüne gidiyor. Burada alt kısımda bir adet fanımız var. Üstte de arkadaşlar 220 volt 200 wattlık bir ısıtıcımız var. Burada şundan bahsetmek istiyorum. 200 watt bu makine için aşırı büyük geldi. Bunun yerine 100 watt hatta 50 wattlık ısıtıcı bile bu makine için fazlasıyla yeter. Çünkü bu ısıtıcılar, bu tip rezistanslar çok geç ısınıyor ve çok geç soğuyor arkadaşlar. Bu da şöyle bir sorun çıkartıyor bizlere. Biz makineyi açtığımız zaman Arduino 37 dereceye kadar, yani 37,5 dereceye geldiğinde ısıtıcımızı kapatıyor. Ama ısıtıcı ısınmaya devam ettiği için makinenin sıcaklığı 38, 39, 40 bu şekilde artmaya devam ediyor. Hatta ben 45 derecelere kadar ısındığını gördüm. Ve tekrar 37 dereceye düştüğünde Arduino tekrardan ısıtıcıyı açıyor. Ve dediğim gibi geç ısındığı için o uzun süreyi beklemek zorunda kalıyoruz ve 37,5 dereceye geldiğinde Arduino tekrar kapatıyor. Ama bu sefer yine de ısıtıcı ısınmaya devam ettiği için 39-40 dereceleri buluyor açıkçası. Kesinlikle istemediğimiz bir şey. Bu yüzden yazılımla ilgili bir değişiklikler yapmam gerekti. Mesela o bekleme sürelerini veya ısınma sürelerini değiştirmem gerekti. Bunlar da faydalı olmadı. Mecburen bir sürü delik açmak zorunda kaldım. Şöyle gördüğünüz gibi büyük delikler açtım arkadaşlar. Bir tane burada, bir tane şurada, bir tane bu tarafta, bir tane de makinenin karşı tarafında delikten var. Bu delikleri dediğim gibi mecburen açmak zorunda kaldım. Onun dışında şöyle küçük küçük delikler de var. İlk başta bu küçük delikleri açmıştım açıkçası. Bir sürü küçük delik açmıştım. Bu küçük delikler hiçbir şekilde fayda etmedi. Ondan sonra büyük delikleri açtım. Büyük delikleri açınca da içerideki sorun çözüldü arkadaşlar. Şu an 37-38 derecelerde civarında bir ısıyla anca sabitleyebildim. Bu beni açıkçası çok uğraştırdı. İçine daha düşük wattlı bir ısıtıcı alsaydık böyle bir sorunla karşılaşmayacaktık. Onun dışında arkadaşlar içerideki fan bu makine için yine çok çok büyük geldi. İçerideki havayı sürekli daha çok hızlı bir şekilde karıştırdığı için içeri gelen nem, içeri gelen sıcaklık çok çabuk şekilde karışıyor. Bu da tabii ki istemediğimiz bir şey. Kontrol açısından Arduino çok çok zorlanıyor. Fan biraz daha küçük olsa daha iyi olabilirdi. Tabii ben de bunun küçültmek yerine fanın dönüş hızını düşürdüm arkadaşlar. Bu sayede öyle bir denge yakalamış oldum. Yani fana verdiğim voltajı azaltarak fanın daha yavaş dönmesini sağladım. Tabii bu şekilde güç tüketiminden de bir nebze daha iyi olsa bir azalma olmuş oldu. Onun dışında arkadaşlar şöyle makinamızın viyolünü göstereyim. Viyolü normalde benim diğer makinamda kullandığım 63'lük yumurta çevirme viyolü. Bu kutu için arkadaşlar çevirme viyolümüz büyük geldi. Ben de şöyle bir kısmını kestim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi viyolün bir kısmı kesik. Yani 63-9 yaptık. Yani makinamız 54 yumurta kapasiteli. 54 adet yumurta alıyor. Bu çevirme viyollerinin şöyle bir avantajı var. Bunları arkadaşlar istediğiniz yumurtayı koyabiliyorsunuz. Deve kuşu yumurtası vesaire hariç. Mesela hindi, ördek, kaz, bıldırcın, tavuk, keklik vesaire bunların yumurtalarını çok rahat bir şekilde alabiliyor. Çünkü gördüğünüz gibi içerideki kanallar tüm yumurtaların girebileceği şekilde. Yani yumurtanın boyu arttıkça kanal kanal sığabiliyor. Böyle güzel bir viyol arkadaşlar. Makinamız genel olarak bu şekilde. Şu an ilk dolumunu yaptık. Yumurtaların dediğim gibi ilk günü ve testlerimize devam ediyoruz. Makine sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor şu anda. Gerçekten güzel bir makine oldu.
Bunun da çıkımını video halinde paylaşmayı düşünüyorum. Alacağımız çıkımı. Şu an tam tamına 54 adet yumurtayı makinamızın içerisine yerleştirdik. Çıkım zamanında artık ne kadar çıktı, makinamızın performansı ne, bunları gözlemleyeceğiz. Makine benim gayet içime sindi, güzel bir makine oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek vermek için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.